bu hakemlerin hepsini göndereceğiz. Yapacak başka bir şey yok. Çünkü artık adalet anlayışı sıfıra indi. Şimdi bu hafta Ali Palabıyık. Haftaya başka bir hakem. Sonraki hafta başka bir şey. Hep hakem konuşuyoruz. Artık hakemler gündemin önüne geçti ki bence bilerek de yapıyorlar. Çünkü biraz da oyundan çok biz konuşalım istiyorlar. Yani Icardi geliyor, Delali geliyor, işte Jesus geliyor. Öbür tarafta yine Hamşik varken biz hakemleri konuşuyoruz. Mesela Galatasaray taraftarı çok güzel bir koreografi yaptı. Ya, kimse onu konuşamıyoruz şu an. Aynen. Yani rezalete bakıyoruz. Muhteşem, yani, evet, muhteşem bir koreografi. Emeğe geçen ultra sezonuna Galatasaray taraftarına. Herkesi tebrik etmek gerekiyor. Teşekkür ederim. Yani. Cumhuriyetimiz yani bizim en önemli bayramımız. Yani tabii canım bu dönemlerde bu tarz koreografiler muazzam. Eline, ayağına, yüreğine sağlık hepsini. Yabancı hakemi söyledin ya, zaten Galatasaray kulübü hafta içinde federasyon başkanıyla yaptığı görüşmede de bunu gündeme getirdi. Dün de söyledi. Çok açık bir şekilde artık Galatasaray yabancı hakem istiyor. Ama Ali Palabıyık evet dün çok ciddi bir operasyona imza attı. Galatasaray'ın 2 puanını çaldı. Çok açık bir şekilde. Ama bir taraftan da o kadar ince ince bir operasyona imza attı ki Sacha Boey şimdi kırmızı kart cezalısı. Muhtemelen 2 maç ceza alacak. Abdülkerim Bardakçı'da. İkisi de derbide yok. De. Çok güzel operasyon. Sacha'ya belki bir maç gelir de Abdülkerim'e ya bilmiyorum. Abdülkerim evet kırmızı. Mi? 12 kırmızı bak. Devam ettirmesi de bence yanlıştı. Orada birinin onu çekip götürmesi lazımdı. Yani bence cezasını arttırdı durup dururken. Ama nabızlar yüksekti muhtemelen o yüzden. Büyük ihtimal tutamadılar. Ama kalitesizlik dediğin gibi Ali Palabıyık özelinde değil. Katılıyorum yabancı hakem şart. Çünkü dediğim gibi yani Galatasaray'ın hakem hatasını konuşmadığı sadece adil bir şekilde puan kaybettiği ya da 90 dakikayı tamamladığı 2 maç var bu sezon. Biri Kasımpaşa, diğeri Adana Demirspor maçı. Yani bugün İşte Dursun Özbey'in geçtiğimiz hafta federasyon başkanı yaptığı ziyarette ya da Okan Hoca'nın dosyasında hakem kararıyla kaybedilen 6 puan konuşuluyor. Giresun maçı Emre Akbaba penaltı gitti oradan 1 puan. 1-0 kaybetti Galatasaray. Trabzonspor maçı Torreira şut Larsen'in eline çarpan top penaltı gitti 2 puan. Kayserispor maçı Icardi 28. saniye maç 2-1 bitti. Verse gerçi başka bir hikayesi olacak ama bir golü gitti Galatasaray'ın. Oradan da 1 puan koy. Dünkü maç zaten Galatasaray 5-0, 6-0 yapacağı maçı 2-2 tamamladı. Oradan da 2 puanı koyduğun zaman 6 puan kaybetmiş Galatasaray. Lider oluyor şu an. Hakem hataları yüzünden. Aynen. Fenerbahçe 23 puanda. Galatasaray bugün 18 puanda. Ya o yüzden Galatasaray'a çok net bir şekilde bu sezon dur diyorlar. Ama Türkiye'de adaleti hiç kimse istemiyor. Şu anda Galatasaray'a... Yok, kayrılmayı istiyor herkes bence. Galatasaray'a şu anda Fenerbahçelilerin birçoğu kenarına çekilmiş, kıs kıs gülüyor. Niye? Çünkü onlar da diyor ki, benim de hakkım yendiği zaman sen susuyordun. Sen yoktun ortada. Şimdi bu yorumu yaptığıma haklı mı? Haklı. Haklı. Çünkü Türkiye'de herkes toplu halde eşitlik istemiyor, adalet istemiyor. Şu an Galatasaray'ın canı yanıyor. Galatasaray bağırıyor, Fenerbahçe susuyor. Bir şey söyleyeyim. Belki 6 hafta sonra Fenerbahçe'nin canı yandığı zaman o zaman o susanların hepsi sahneye çıkacak. Mesela bu konularda Beşiktaş nerede onu merak ediyorum. Gökmen'e soracağım. Mesela 21 maçta %50'nin altında Ali Palabıyık'ın yönettiği maçlarda galibiyet yüzdesi. Beşiktaş neden konuşmuyor? Abi Sergen Yalçın'ı bitiren adamdan bahsediyoruz. Yani ya adam daha yapacağı operasyonu en başta Beşiktaş yapmış. Yani Sergen Yalçın'a çelmeye takan adamdan bahsediyoruz. Beşiktaş bu konulara çok girmiyor. Şöyle, mesela Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ortak eleştirdiği, ortak düzeltelim dediği noktalarda da Beşiktaş biraz geri planlıyor. Şöyle, neden? Şimdi sen... Sırf bu konuda değil bu arada. Tamam, bir şampiyonluklar tartışıldı, o tartışıldı, bu tartışıldı. Beşiktaş hep geri adımda. Şöyle, şimdi Sayın Başkan Ahmet Nurçevi zaten ekran önünde değil de ben TFF'ye gidip konuşuyorum. Diyor ki görüyoruz zaten bunu yaptığı. İşte en son Galatasaray'da yaptı benzer bir girişimi. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Sezon başında Başkan Ahmet Nurçevi... Dört büyük kulüple ve diğer Süper Lig kulüpleriyle görüştü. Ve dedi ki artı bir yabancı oyuncu oynatma yapalım. Oynatan ceza ödesin. Sezon finalinde o cezalar oynatmayanlara ödensin. Böyle bir güzel bir strateji ve planlama sundu. Dört büyük kulüp de kabul etti. Yani Beşiktaş'la beraber üç büyük diğer kulüp kabul etti. Sonrasında iş resmiyete gelince bu destek bazı kulüpler tarafından çekildi. Şimdi... Ben bunu direkt Başkan Ahmet Nurçevi'ye kendim sordum. Dedim ki Sayın Başkan siz böyle bir proje sundunuz. Dört büyükler kabul ettiğine yani burada size karşı yaptığınız görüşmelerde kabul edildiği söylendi mi? Evet dedi. Sonrasında işler değişti. Sen sezon başında zaten mesela buradan Beşiktaş'a bir gol atarsan Beşiktaş'ta devam ederken konu seni desteklemez.
Hakikaten. Net yani. Burada şimdi sezon başında bu adımların atılması lazımdı. Özellikle yabancı hakem konusundaki adımların sezon başında atılması lazımdı. Burada artı bir Lükolay mesela ben muazzam bir proje olarak görüyorum. Burada herkesin de yararını, Galatasaray'ın da yararını. Galatasaray şu anda Yusuf Demir'i niye tribünde oturtuyor? Bu kuraldan dolayı. 8+3'ten dolayı. Doğru. Yani burada neden işte Kerem kötü oynasa bile devam ediyor veya Yunus aynı şekilde devam ediyor? Bundan dolayı. Şimdi sen sezon başında Beşiktaş'ı bu konuda yalnız bırakırsan burada da seni Beşiktaş yalnız bırakır. Net. Bunu net bir şekilde kulüplerin bir masaya oturup çok güzel de bir yayına katılmışlardı daha önce. Dört büyük kulüp başkanı. Muazzam bir olaydı. Ki oturulabiliyormuş. Bunu gördük yani. Son yıllarda oturulabildi şey. Ya. Şöyle burada Türk futbolunu düzeltme adına tabii ki yabancı hakem kesinlikle gerekli. Burada bizim mevcut hakemlerimizi tasfiye edeceğiz ve yabancı hakemleri getireceğiz. Tabii, tabii, şimdi örnek herkes şey diyor işte herkes işte Türk hakemlerden rahatsız. Okey bir proje sunuyorum. Ben şimdi burada yapıcı bir yorumcuyum. Deniz Aytekin, Serdar Gözübüyük. İki tane pırıl pırıl Avrupa'da net bir şekilde kalitesiyle Avrupa futboluna damga vuran iki tane hakem. Türk asıllılar, yabancılar, yabancı pasaportları var ama Türk asıllılar. Yani yabancı hakemden çok korkuyorsanız buyurun iki tane Türk asıllı hakem. Getirin burada deneyin ve burada bunu görün. Şimdi Mesut Özil mesela büyük bir yıldız olarak. Yabancı hakemde kalalım mı? Tabii kalalım. Üstüne sonra Mesut Özil'i açalım. Şimdi çok güzel iki hakem önerisinde bulundum. Biri Eredivisie Hollanda, biri de Almanya'da. Evet. Bundesliga'da. Deniz Aytekin Almanya'nın en önemli hakemi. Şimdi en iyi 10 lig desek, en iyi 5 lig desek şey de girer. En iyi 6 lig desek Eredivisie Hollanda da girer. O adamlar neden oraları bırakıp gelip burada küfür etsin? Şöyle, küfür yiyeceklerini zannetmiyorum. Bence oralardan gelmez. Yabancı hakem nereden gelir biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Balkanlardan gelir. Doğru. Sen Almanya'dan, Bundesliga'dan, Premier Lig'den hakem getiriyorsan zaten tartışacak bir şey yok. Hemen bugün başlasınlar. Şöyle. Hatay Beşiktaş maçıyla itibaren. Bence de getiremez. Bu hakemleri adam gelmez ki. Nasıl getirirsin bu hakemleri? Maddi gücünle getirirsin. Türkiye Futbol Federasyonu'nun maddi gücünde bir problem mi var? Daha önce hangi teknik direktörler, hangi paralar verildi net bir şekilde ortada. Türkiye Futbol Federasyonu çok güçlü. Bence hatta Türkiye Futbol Federasyonu şöyle bir öneride bulunsa, yabancı hakemden parasının yarısını biz biliyoruz, yarısını kulüpler birliği versin onu bile kabul ederler şu anda. Ki kabul etmeliler bence. Yani Türkiye Futbol Federasyonu maddi alanda bir sıkıntı yaşamıyor. Net bir şekilde bunu söyleyeyim ki isterse değil Deniz Aytekin, Serdar Gözübüyük. Yani çok daha önemli hakemleri getirebilir. Burada ama şu olacak kesinlikle yani hakem buraya gelecek işte bir gün kapalı çarşı bir gün mısır çarşı kesinlikle öyle bir şey olmayacak. Adam maç pazar günü ise sabah uçağına binecek otele gelecek otelden stada geçiş yapacak statta yönetecek tekrar otel bavulunu alıp oradan gidecek. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ali Naci abiye sözü bırakacağım da. Sen bir şey söyleyeyim o hakemin de telefonu susmaz. Sen Serdar Gözübüyük'le Deniz Aytekin'i getiriyorsan başlarlar aramaya. Ben örnek olarak söylüyorum. Söylemeyeyim sana da anla. Başlangıç olarak söylüyorum. Susmaz o telefon. Bir örneklem olarak şimdi. Anladım. Bir işte onunla başlarsın bakarsın bu işler bakın oluyor yapabiliyoruz Türk futbolunda düzelme var. Mesela bir derbi de getir. Galatasaray Beşiktaş derbisinde yabancı hakem yönetsin mesela. Deneyelim niye korkuyoruz ki? Evet. Yani neden korkuyoruz? Martin Atkins'in yazsın. Adil yönetim yapacak diye mi korkuyoruz? Yani bunu Beşiktaşlar da ister. Bugün özellikle şimdi yorumlarda izleyicilerimizden de isteyelim. Yabancı hakem istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Net bir şekilde görelim cevaplarını. Futbol kamuoyunun bence %80'i yabancı hakeme olumlu yanıt verir. Ama şöyle bir şey var sosyal abi. Sosyal medyada Galatasaray'ın hakkının yendiğini çok açık bir şekilde birçok Fenerbahçeli ve Beşiktaş'ta dile kesinlikle getiriyordu yani. %100. Futbolu bilen herkes, tarafsız yoruma yapan herkes zaten aynen öyle. Yaşananları gördü. Yani yabancı hakem konusu bilemiyorum. Yani Deniz Aytekin üzerinde gelir mi gelmez mi? Bundesliga'da çok prestijli iyi bir hakem. Ama mesela ben şunu düşünüyorum. Yani hayatta gelmez. Adam 30 maç getiremezsin. Bir maç getirirsin. Yani mesela Icardi, Mertens, Jorge Jesus, Dele Alli. Bunlar prime zamanlarında senin kulüplerine imza vermezler. Yani. Evet. Yani bitince alıyorsun sen. Hakemde de böyle olur. Düşe geçince alıyorsun. Deniz Aytekin gelsin 35-36 yaşına o zaman alırız. Deniz Aytekin yaşı biraz var Deniz Aytekin'in. Şey, Serdar Hoca'ya bir de Gökmen'in söylediği çok güzel bir öneri ama teorikte imkansıza yakın. Neden derseniz bir almak için oradan biliyorsun onu. Bundesliga'dan yanılıyorsam beni düzelsin. Her yanılmadığımı %99 biliyorum ama bir pay bırakayım. Bundesliga'dan istifa ediyor. Sonra sen onu TFF bünyesine getiriyorsun. Cüneyt Çakır mesela özel tamamen... Özel izin mi yaparız ya? Ha, özel izin. Özel izin ne yaparız? Hiç problem yok. Ya, alışmışız yeter... o kadar alışmışız TFF, ki özel izin. TFF, bir yolunu buluruz ya. TFF yeter ki istesin bak. Vallahi yapar. Net söylüyorum. Çünkü şimdi maddi güç burada önemli. TFF'nin parası yok desen tamam okey. Kulüpler Birliği karşılasın. Ama böyle bir şey yok. TFF yeter ki istesin. Türkiye'de en güzel yemek çıkan ya TFF'nin yemekhanesi ya.
O bile paranın nedenli çok olduğunun göstergesi. Peki neyse, şu biraz sağ için de bence konuşalım Galatasaray'la alakalı. Konuşalım. Hakemi konuştuk ama tamam, bence konuşalım. Evet. Çünkü evet yani hakem Ali Palabıyık Galatasaray'ın 2 puanı çaldı. Fakat 31. dakikadan sonraki hikayede Okan Buruk da sınıfta kaldı. Bunları konuşalım. Oyunu tutamadığı için yani mi oluyorsun? Galatasaray bir kere her şeyden önce Galatasaray'ın önünde daha yeni yaşanmış bir hikaye, daha yeni yaşanmış bir travma var. Ya bu takım Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra 3-0'dan 3-3'e getirdi. Alanyaspor. Ligin ikinci haftasıydı galiba. Ya biraz ders al, biraz örnek al. Soyunma odasına 2-0 gitmişsin. Gol yememişsin. Oyunu tutman lazım. Sergio Oliveira yürüyemiyor. Neden sahada? Icardi, ya senin artık gole değil, oyunu tutmaya ihtiyacın var. Neden sahada? Kerem Aktürkoğlu neden 90 dakika sahada? Ki golü yine o yedirdi. Ben hep Kerem'i savunan bir gazeteciydim, yorumcuydum. Ama olmaz. Futbol zekası, oyun zekası yüksek değil Kerem'in, kusura bakmasın. Orada o korneri kullanıyorsan, o çalımı atmayacaksın. O topu kaptırmayacaksın. Orada maçı bitireceksin. Ya ben hatırlıyorum Galatasaray'ın şampiyon olduğu maç. Ali Sami Yen stadı. Nonda'nın gol attığı, Olkan'ın hata yaptığı maç. 87'den neredeyse 90 artıya kadar Arda rakibe dayandı, tacı kullandırdı. Orada vakti öldürdü, maçı bitirdi orada. Büyük takım oyuncusu. Çünkü zeki oyuncu, oyun zekası yüksek. Ya sen kendi kalene doğru rakibe çalım atmaya çalışırken topu kaptırıyorsun, o top gidip gol oluyor. Taç sonrası. Ya orada maçı bitirir akıllı oyuncu. Büyük oyuncu bunu yapar. Yani senin Mitşö'yü daha sonra Emin Bayram'ı, yani defansif özellikleri yüksek oyuncuları daha önce almalıydı Okan Hoca. Bence değişikliklerde geç kaldı. Hata yaptı. Zaten Galatasaray'ın yaşadığı travmalar var. Yakın geçmişte de artık futbolcu baskıya girdi. Taraftar strese girdi. Herkesin eli ayağı titremeye başladı. Gol zaten bağıra bağıra geldi iki golde. Herkes farkındaydı. Yani Okan Hoca'nın önlem alması gerekiyordu. 2-1'den önce önlem alması gerekiyordu. Çok açık bir şekilde. Yani Berkan'ı daha evvel almalıydı. Okan Hoca'nın da bence Kazımcan konusunda hataları var. Katılıyor musun? Kazımcan ne? Dün iyiydi. Çıkışlar, tekler, yo, paslar. Ben Kazımcan'ı beğeniyorum. Hayır, hayır. Dün Berkan aldı mesela oyunu. Orada Kazımcan yoruldu. Defansif anlamda belki biraz daha kuvvetlendirir hamlesi olarak. Yok, sakatlandı Kazımcan. Ha, sakatlandı. Tabii devam edemedi Kazımcan ama ben onu algılayamadım çünkü iki maç aynı anda şey yaparken o yüzden sana sorayım dedim. Bence. Teşekkür ederim. Fakat yani şimdi yine eleştiriler vesaire oluyor. O konuca da bazen tepkiler vesaire artıyor. Ama şimdi Okan Hoca'yı da kurban etmemesi lazım Galatasaraylıların. Bir de Galatasaray'ın iki sezon önce Fenerbahçe'nin düştüğü hataya düşmemesi lazım. Ne o? Bizi şampiyon yapmayacaklar. Fenerbahçe'nin bütün futbolcuları maç sonrasında hep bu demeci veriyordu. Bizi şampiyon yapmayacaklar. Şimdi daha ligin 10. haftası geride kalmış. Galatasaraylı futbolcular bu düşünceden, bu kafa yapısından çıkması lazım. Yani çok doğru tespit. Dünkü maçta Icardi geliyor, bunu söylüyor. Buna benzer açıklamalar yapıyor. Kime mikrofonu uzatsam bunu söylüyor. Okan Buruk bunu söylüyor. Ya daha 10. hafta ya. Bu ligin daha 28 haftası daha var Galatasaray adına. Sen diyorsun ki biz ne yaparsak yapalım hakem maçı kazandırtmayacak bize. Bence Okan Hoca'nın burada liderlik yapıp yani sadece taktiksel değil mental bir rehabilitasyona imza atması lazım Galatasaray takımına karşı. Yoksa olmaz. Daha 10. hafta ya, o zaman sezon nasıl bitecek ya? Bize zaten hakemler maç kazandırmayacak. Hadi ya. Gerekirse hakemi deneyeceksin kardeşim. Tamam, geçen pardon dün akşam Ali Palabıyık evet Galatasaray'ın 2 puanı çaldı ama daha 28 haftalık çok uzun bir maraton var ya. Şimdiden bu düşünceyi takıma yerleştirmek, takımın bunun düşünmesini sağlamak yanlış. Evet, sahadaki futbolcu da görüyor hakem kararlarının art niyetli olduğunu Galatasaray'a karşı. Ama gerekirse perde arkasında yönetim bu kavgayı, savaşı verecek. Adalet isteyecek. Ama bunu isteyecek kişi futbolcu değil. Futbolcu oyunu oynayacak kardeşim. Galatasaray bölümünü noktalıyoruz.